25 Haziran 2020 Antalya Konyaaltı'dayız. Yanımızda Beylik altında. Yanımızda Ayşe Tosun. Evet. 2 yıl önce bu bahçede bir çekim yapmıştık. Evet. Bir dekar, bir alan. Bu sene burada yaprak gübremiz, rekor gübreyi kullandılar. 3 yıldır zaten tabandan rekor gelişim kullanıyoruz. Evet. Neler gördük? Çok güzel bir hayat yaşadım. Cennet bahçem. Güzel, çok güzel. Üstten rekor gübresini, alttan tabandan yaprak bir gübresi kullandım. Üstten de yaprak gübresini kullandım. Şöyle gösterelim mi? Şöyle meyvelerim, eriklerim çok güzel. Her şey organik, şahane. Şimdi şöyle geze geze gidelim. Tamam. Ayşe Hanım, şöyle önce bir şu ağacımızı gösterelim. Tamam. Bu sene iklim olduğunca kötü gidiyor. Evet. Yani hala belki hava ısınmadı diyebiliriz. Bu evet. Bir portakal herhalde. Mandalina. Mandalina ağacı. Evet. Burada herhangi bir tutum sorunu oldu mu bu sene? Hayır. Şahane tutum sorunu şöyle oldu. Şöyle gösterelim. Şöyle bak, yakından şöyle şurayı, meyvelerim. Şurayı gösterelim. Ha, şöyle. Şuradan da. Evet. Akşam da hava kararıyor ama ekranda evet. Herhalde görülüyor. Şahane. Bir mandalin ağacı. Mandalinim var. Bu sene birçok yerde portakal, narenci grubunda ciddi oranda bir tutum sorunu var. Mayıs ayında olan sıcak, arkasından soğuk, doğru mu? Evet, doğru. Şu ağacı gösterelim. Bu nedir? Şey, gökten gelinen mandalinim. Bu da aynı. Şöyle. Neydi? Satsuma. Satsuma mandalini. Evet, Satsuma mandalini. Tutumu. Kaç yaşında bu ağaç? Şöyle gösterelim şuraya da. 4 yaşında. 4 yaşında ağaç. Harika. Burada bu ağaçta hem rekor gelişim var hem de yaprak gübresi, evet. Rekor gübre yaprak evet. Gübresi var. Evet. Şimdi şurada da minnak bir zeytin var. Evet. Yani burası bir bahçesi. Her türlü ağaç var. Evet. Bak. Buna ne diyebilirsiniz? Bu sene yağ zeytini şahane. Şu bu ağaç herhalde bir 2 yaşında falandır herhalde. Evet, 2 yaşında. Şurayı da gösterebilir miyiz şöyle tutumu? Bu sene malum tüm Ege bölgesi ve Akdeniz'de evet. Zeytinler çiçekteyken ya da tutum olan yerlerde ağaçlar şeyini döktü. Döktü. Yaktı yani. Yaktı. Sıcak resmen yaktı. Evet, yaktı. Gidelim şöyle şu tarafa doğru. Evet. Şu ağaçlara gidelim. Doğru da gidelim. Bunlar portakal, bunlar da mı mandalin? Washington. Washington bunlar da. Evet, Washington. Böyle. Şöyle gidelim. Bu şeftalimiz var burada. Bak burada şeftalim var. Böyle gelin Ayşe Hanım. Sizi de çok yormadan. Evet. Şu tutumu siz gösterin. Benim bak bu şeftalimden bu ürünü topladım. Aha. Sattım. Evet. Daha bunlar var. Böyle ömrümde ilk defa gördüm bu şeyimi. Üstten rekor gübresini kullandım. Şimdi tabandan rekor kullandım. Gübrenin... Tutumla alakalı. Evet. Şahane tutumu var. Tutumu yaptırıyor. Burada görülüyor evet. Ve yıla rağmen. Ağaçların da psikolojisini gayet çok güzel evet, güzel diyor. Bitki psikolojisi diye bir şey var aslında. Evet. Yani onu dengeliyor. Bu tutumu da sağlıyor. Evet. Belki garip gelebilir insanlara ama. Hayır. Böyle bir gerçek psikolojisi var. Çok güzel. Şöyle tepe sürgünleri vesairesi çalışması devam ediyor. Evet. Şöyle gidelim. Yavaş yavaş buradan bakalım. Evet. Şurada incir ağacımız var. İncir ağacına doğru gidelim. Şöyle. Şimdi burada da bir zeytin var. Var. Yağlık zeytinim budur. Şöyle. Bak şöyle. Yani göstereyim. Bir hobi bahçesi içerisinde. Evet. Tutumu. Yan aha. Dal, çatal sürgün, bu tepe sürgünleri bu şekilde gidiyor. Evet. Gelelim incire. Ne diyorsunuz incir için? Şöyle yakın gösterelim. Bak. Şu tutumu gösterelim. Şu tutuma. Şöyle gösterelim. Şu tutumu. Şöyle. Halkım. Versin kararını. Bu ürünü. Böyle şimdi, incir tutmadı. Yani üstte incirimi. Bu ağaç kaç yaşında? Bu ağacım 4 yaşında. 4 yaşında. Bu ağaç tutum konusunda böyle yani şuradaki sayıyı sayamıyoruz. Evet. Şöyle şurayı da gösterelim. Her tarafı aynı ağacın. Şöyle aynı. Şuradan gösterelim. Bu şekilde. Hem sürgünü. Böyle gelin. Meyveden yaptım. Böyle. Meyveden yaptım. Maşallah. Yedi yani, kere. Yani incir ağacındaki tutum. Evet. Tabii burası çok profesyonel bir bahçe değil. Profesyonel üretim yok. Yapılan değil ama yok. Ayşe Hanım artık profesyonel oldu. Rekor gelişim sayesinde. Aynen. Rekor gübre. Bu seneki buradaki video çekimi amacımız evet. Sıvı yaprak gübresinin neler yaptığı.
zor bir sezonda bunları yapabildi. Çok ben güzel. Ben şuraya bakarım da şu şeftaliyi bir daha gösterir miyiz ya? Bak, şu kalan şeftaliyi. Şu tarafa geçelim. Yani bunu şöyle böyle bir olay var burada. Bak şeftalim harika dökülmede, şeyi atmada olmadı. Ben bu şeftaliyi sattım. Bir ağaçtan iki daldan 150 lira para aldım. Evet, Allah arttırsın diyelim. Evet, amin inşallah. Herkesin almasını tavsiye ederim. Tabii size önerim var. Bakın bu ağaçları mesela şu ağacı dikmişsiniz. Diktim. Bu yanlış olmuş yani burada buraya. Ya bunu sökeceksiniz. Şimdi ben rekor gelişiminle tanışmadan önce şeftalinin ömrü kısa dediler. Hı-hı. Şeftalilerim kurtlanıyordu. Ama şeftalinin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordunuz değil mi? Ama rekor gübresinle, hı-hı, ürününle tanıştıktan sonra benim ağaçlarım bana gülücük şöyle atıyorlar. Şöyle gidelim şuradaki zeytinlere doğru da. Orada tamamlayalım. Evet. Şey olarak. Şimdi burada da zeytinimiz var. Var. Yani şöyle bir dal. Şu dalda. Ve hemen hemen geçmiş yıl sürgünü üzerindeki tutumları. Şunlar hepsi yeni yıl sürgünü. Evet. Şurada. Yeni. Yeni. Şunlar gübreden yeni sonra. Hepsi yeni yıl. Evet. Şöyle gelelim. Şurada zeytinimiz var ama bu nedir? Bu da portakalımız herhalde. Portakalı. Yaz portakalı. Şu tutumu şöyle bir gösterelim mi? Göster. Çok şekilde. Güzel. Şahane. Yani bu sene malum narenciye için çok iyi bir yıl değil. Ağaçlarda büyük sıkıntılar oluştu. Bu sıcaktan kaynaklı. Evet. Rekor gübreyi tavsiye eder misiniz? Yaprak gübresini. Zaten rekor gelişimi ben, kullanıyordunuz. Evet. Tabandan gübreyi kullandım. Hı hı. O çok güzeldi. Üstten de yaprak gübresini kullandım. Rekor gübresini kullandım. Şahane. Herkese tavsiye ederim. Kullanmalarını tavsiye ederim. Organik beslensinler. Bu fürüz dolayısıyla organik beslenmelerine. Virüsten kaynaklı diyorsunuz. Virüsten kaynaklı. Sağlıklı. Yani sağlıklı sebze meyve yememiz gerekiyor. Evet. Siz evet. Burada kendiniz zaten sağlıklı sebze meyve üretmeye başladınız. Kendiniz evet. De yiyorsunuz. Evet. Eşinize, dostunuza veriyorsunuz. Evet. Kısmı satıyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderelim. Müşterilerimize bütün, sizi izleyecekler. Bütün Türkiye'ye selamlarımı, bütün müşterilere selam. Herkes kullanıyor.